Her şey olumlu gözüküyor. Okan, benim bu hesapları bir daha kontrol etmeme gerek yok değil mi oğlum? Tamam bu hesaplar? Tam bir rapor mu? Burada ne görüyorsan o abi. Yani sen imzayı attığın andan itibaren yani biz üretime başlayacağız. Peki. Okan, sana güveniyorum. Bak bütün para akışı senin elinde. Beni pişman etme. Ben de buradayım yalnız. Hı hı. Hepimize hayırlı olsun. Ne oldu? Böyle göz kurulu başladı da bende bir. Bazen acıyor. Sarp Doğan geldi Ömer Bey. Kim ki o? Şoför olarak başvurmuştu efendim, referanslı. Aa, tamam. Beklesin, geliyorum. Yo yo. Siz gönderin bir de ben bakayım. Kimdir nedir? Bir bakalım. İyi. Tamam. Buyurun. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler oğlum. Konağın adresini al, odan göstersinler. Bir deneyeceğiz bakalım seni. Tamamdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Düzgün bir tip. Umarım güvenilir çıkar. Referans kim? Eski bir ahbabım. E hadi çağırın milleti de kim gelecekse işimize bakalım. Sen hasta mısın ya? Niye laftan anlamıyorsun? Ya Yaman yeter ya. Çocuk gibi azarlayıp durma beni. Ben de insanım yani. Hatırlatayım istedim. Onurum gururum var. Ya laf dinle o zaman. Bağırttırma. Nereye gidiyorsun sen? Gene arabada mı uyuyacaksın? Sana ne? Sana ne? Bak bana yaklaşma. Senden de tek istediğim bu. Benim de isteklerim var. Saçmalama. Kına gecesi istiyorum. Anlayamadım. Feraye kına yakılacak bu akşam. Ben de bindallımı giyip kına yakmak istiyorum. Ne yapıyorsan yap. Tamam yeter ki benden uzak dur. Annenle konuşacaksın. Yaman! Yaman! Yeter be yeter. Ben sustukça, kibar kibar davrandıkça iyice abarttın. Beni pestil gibi ezemezsin, tamam mı? Kına gecesi istiyorsam kına gecesi olacak. Konuşacaksın annenle. Git kendin konuş. Allah'ın cezası bindallını mı giyiyorsun? Kına gecesi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Düş yakamdan. İstemedim seni işte. Öyle mi? Dün istedin, bugün vazgeçtin. Elde edince bir önemim kalmadı yani. Uzaktan seviyordun beni. Sen cidden hastasın. Hasta olan sensin. Bana dokunamayan sendin, unuttun herhalde. Kapı çeneni. Annen kış bahçesinde, kimse yok evde. Şu halimize bak Yaman ya. Ya biz ne kadar güzel aşıktık birbirimize. Romantizm yaşıyorduk. Ne hale geldik biz? Beni de delirttin ya. Ben boğuluyorum artık, tamam mı? Boğuluyorum. Uzatma. Bu kadar mutsuzsan çeker gidersin, tamam mı? Boşanırız, her şeyi de veririm sana. Bir daha sakın bu cümleyi söyleme. Asla boşanmam senden. Sonsuza kadar kocamsın. Duydun mu beni? Bu evde benim kocam olarak öleceksin.
Odam burası. Eyvallah, sağ ol. Bu nasıl bir şoför? Nesi varmış? Yakışıklı. Sen hem elinin adamına bakıyorsun hem bana mı söylüyorsun Nesin? Kemiğini kırarım vallahi şimdi. Saçmalama be. Yani şimdi ne gözümün gördüğü şeyi ben yalan mı diyeyim? Kör müsün? Yakışıklı ama yani mevzu o değil. Biraz böyle şey gibi. Bir tuhaf yani böyle çok düzgün konuşuyor valizi falan böyle bir güzel. Evet biraz bakımlı. Zengin tipli de. Evet. Sen hadi git içeri. Ben ifadesini alırım. Hadi. Tamam. Çalırım. Tamam Nesin hadi. Hadi ben. Sen bizim buralardan değilsin. Nereden geldin? İstanbul'dan. Bir tanıdık falan, akraba falan mı var yoksa yolun mu düştü? Bir tanıdığı ziyarete gelmiştim. İşsizdim öyle. Buranın da şoföre ihtiyacı varmış. O yönlendirdi yani. Saatin de maşallah var ha. Bir 20-30 bin vardır herhalde. Replika ya bu. Af buyur. Taklit yani. Orijinal değil. Ha replika biliyorum evet. İyi istirahatler o zaman size. Yarın işbaşı malum. İyi dinlenin. Görüşmek üzere. Eyvallah. Kapıyı da bir zahmet kapatırsan. Hı-hı, tabii. Tamam ağlama artık. Ama anne şaka değil bak. Gerçekten çok kötüyüm. Kalbim benim çok acıyor ya. Niye yalan söyledin bana? Kocam bana dokunmuyor diyemedim. Kendim bile inanmak istemiyorum ki. Kahroluyorum ya. Tamam alışır zamanla. Senden başka çaresi olmadığını anlayınca yola gelir. Herkes bir şekilde bu hayatta kaderini yaşar. O ne demek şimdi? Neden benden başka bir çaresi yok ki? Yani ölene kadar benim kocam olacaksın falan dedin ya. Ondan öyle dedim. Ha. Evet. İyi dedim değil mi? Çok güzel dedin hep de. Annem. Barıştık mı? Affettin mi beni? Sırnaşma. Gözünün yaşına dayanamadım o kadar. Yoksa öyle kolay kolay affedilecek bir şey değil yaptın. Annem. Mis kokulum. Ya ben sensiz ne yaparım ya? Ne olur affet beni. Vallahi cahilliğimden yaptım. Hor görürler diye. Kim hor görecek seni? Cemile'nin kızısın sen. O Gülfem'in söylediklerine sakın inanma. Sakın kanma ona. Sen affet beni. Sen ne dersen onu yapacağım söz. Ne olursa, ne söylerse gelip bana anlatacaksın. Tamam. İstemedi seni başta. Sonra döndü. Neden? Korktu çünkü benden. Seni yalnız bırakmak istedi. Olabilir. Ya olabilir diyorsun hala. Saf saf konuşma Aleyna. O kadın seni kocandan ayırmaya çalışıyor. Anla bunu artık. Annenden başka dostun yok.